Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında bu haftaki konuğumuz gerçek efsanelerden Oktay Derelioğlu. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk Atakan. Biraz geçmişe uzanalım istiyorsan. Üç büyüklerde oynadın. Milli takımda başarılı forma geldi. Yani üç büyüklerken Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Galatasaray'da oynasaydın dört büyük olacaktı. Milli takımda yine başarılı bir performans, başarılı geçen yıllar, inanılmaz goller. Şöyle bir geçmişe gittiğimde bir Belçika golü aklıma geliyor. Yine onlarca gol. Beşiktaş'ta bakıyorum 192 gol, totalde attığın gol. Beşiktaş'ta Avrupa'da 14, Fenerbahçe'de 2, toplam 16 Avrupa golüm var. Gerçekten başarılı geçen seneler. İstiyorsan bir kara gümrüğe doğru bir yol alalım, geçmişe gidelim. Önce Trabzonspor, ardından Beşiktaş serüveni nasıl oldu, nasıl gelişti? Bir anlatır mısın? O dönem genç milli takımda oynuyorum zaten, hem Karagümrük'te. Ama genç milli takımda da çok başarılısınız değil mi? Tabii genç milli takımda hocamız Serpil Hamdi Tüzün zaten. Bana göre benim kariyerimdeki aşama kaydettiğim, bana level atlatan ve kariyerimdeki en önemli pasın parçası Serpil Hamdi Tüzün'dür. Sizin jenerasyonun en büyük şansı Serpil Hamdi Tüzün müdür? Kesinlikle. Ufkumu açan ve görüşümü açan hem oyunculuğumda hem şu an teknik direktörlüğümde de onun önderliğinde gerçekten ya bence bana göre futbolun Atatürk'ü Serpil Hamdi Tüzün. Kıymeti bilinmiyor. Bilinmeyenlerden. Çünkü kendisi ikili ilişkilerde çok kuvvetli olmadığından dolayı ve de yalakalığı sevmediğinden dolayı, çok düzgün, dürüst bir insan olmasından dolayı bence Türkiye'de futbolun Atatürk'ü Serpil Hamdi Tüzün'dür. Falan görüşür müsün? Şu an çok görüşemiyorum ama yani gitmek istiyorum. Bir rahatsızlığı da varmış hocamın, yanılmıyorsam öyle haber aldım. Ama en yakın zamanda bir uğramak istiyorum hocama. Karagümrük'te de oynuyordun, genç bir takımda da. Ardından Trabzonspor'a gittin. O dönem seni başka isteyen kulüpler var mıydı? Nasıl gelişti o transfer süreci? Yani bütün kulüpler istiyordu. Tabii ki burada baktığında büyük kulüplere gidecektik. 92 yılında Beşiktaş'a herkes gideceğimi zannederken... Beşiktaş o dönem elini biraz çabuk tutamadı yöneticiler. Tabii ki hocanın verdiği, Serpil Hoca'nın raporu, verdiği raporu uygulamak da biraz direndiler. İşte ne kadar ucuz alırız, ne kadar ucuza kapatırız gibi düşünce içerisindeydiler. O dönemde Karagümrük Kulübü'ne işte malzeme teklif edildi. Bir takım işte paralar teklif edildi ama tatmin etmedi. Çünkü Karagümrük'ün eline de öyle bir değer geçmiş, yani bu oyuncuyu ucuza verecek hali yok. O dönem hiç unutmuyorum, 92 yılında gazeteler manşet atmıştı. 100 bin dolar diye, böyle bir para yok diye işte Trabzon'un transferi gerçekleşmiş. 16 yaşındasın. 92, daha 17'ye tam girmemiştim. Ama tabii Trabzonspor bana çok şey kattı o dönemde. Gittiğimde işte hamilerin, işte o günlerin, Orhan abiler, Ünal'lar, onların olduğu takıma gittim. George Likens de o zaman da hoca, Belçikalı hoca. O da çok katkı sağlamıştır bana. Ve bana demiştir, yani sen acele etme, sabırlı ol ve Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi olacaksın. Ama sabırlı ol, acele etme diye. Tabii herkes... Sen de acele ettin tabii. Ben değil yani, herkes acele ediyor benimle ilgili. Çünkü ben 14 yaşında şu anki birincilikte oynamaya başladım Karagümrük A takımında. Orada da gollerim var yani. 14 yaşında. Tabii 14 yaşında kaç? 11-12 tane gol attım. O sene mesela kariyerime o golü saymamıştım mesela. Saymamıştım. Saymadım. 192 PTT birincilikte attığım goller var 14 yaşında. Yani vay vay 91 vay ve 90 yıllarında oynamaya başladım. PTT birincilikte, şimdiki PTT birincilikte. O dönem daha zordu. Yani herkes acele etti benimle ilgili aslında. Daha yavaş yavaş sindire sindire gitseydim 16 yaşında bu boydaydım yine. 1.79 boyum. Ve aynı boydaydım 16 yaşında. Sen gelişimi tamamlamışsın o yani zaman. Gelişimi tamamlamak. Çünkü ağır antrenmanlar, ağır yüklemeler yapılıyordu. Az maç oynadım ama bütün maçlarda kadroya girdim. Oradaki antrenmanları yedim. Orada ailevi nedenlerden dolayı yapamadım Trabzon'da. Ve ayrılmak istediğimi belirttim yönetime. O dönemde tabii bonservis olduğu için öyle kolay gidemezsin. 100 bin dolara beni alan Trabzon
Seba, Başkan Seba, rahmetli Allah rahmet eylesin, nur için yatsın. O dönem 1 milyon dolara bana verip kulübe, Trabzonspor kulübüne 5 yaşa kazandırmıştı. Tabii orada da şöyle bir anı var aslında o andaki şey. Ben o dönemde Galatasaray'la görüşüyorum geldikten sonra. Yani İstanbul'da, İstanbul kulüplerinde olmak istiyorum. Ve o gün anısı dün gibi hatırlıyorum. Ercüment abi var, Ercüment Cevahir kulüpte. Ve Cengiz Eltutar, o da rahmetli oldu galiba. Faruk abi var, Beşiktaş'ın yöneticilerinden. Ben de Florya'dayım, Metin Oktay tesislerindeyim. Tabii ki. Ben çünkü bir hafta önce Beşiktaş'a gelmek istediğimi söyledim. Çok fazla haber gelmedi. Haber gelmedi, ilgilenmediler. Çünkü almadınız beni, ben şimdi gelmek istiyorum. Sene 93 bu arada. O dönemde işte Cihatlar, Yusuflar, Benhurlar gibi oyuncu grubu vardı. Bayram da ertesi gün. Adnan Polat da Adnan Sezgin. Adnan abi geldi. Adnan Sezgin bana dedi ki, ya Oktay dedi, imzalayacağız ama dedi, kulüple anlaştık dedi. Trabzonspor'la. Sen dedi, anlaştık ama dedi, sen dedi, şey yap dedi, eve git dedi. Ondan sonra yarın bayram dedi. O gün Arife'ydi çünkü. Yarın bayram dedi, tatil. Bayramdan sonra rahat rahat imzamızı atarız dedi. Sen dedi, anlaştık. Hiç unutmuyorum, o günün parası 2,5 milyar paraya anlaşmıştım. Parayı da konuşmuştuk, yıllık. 2,5 milyara anlaşmıştım Galatasaray'la. Eve bir geldim, Ercüment abiler evde. Çünkü o zaman cep telefonları falan yok. Haberleşme öyle kolay değil. Dedi, hadi gidiyoruz, başkan bekliyor dedi. Süleyman Seba'yla ilgili. Dedim, nasıl gidiyoruz? Ben anlaştım dedim. Galatasaray'la anlaştım dedim. Şu anda gelemem dedi. Geleceksin dedi, işte yaz ayıydı, Temmuz ayıydı. O zaman Ercüment abi. Kulaklar çınlasın. Şimdi iki belinde de silah var. Tamam mı? Böyle kaldırıyor. Ya diyor, çok da sıcak oldu diyor ya. Böyle diyor. Gömleği falan çıkartıyor. Bana dedim, silah falan gösterme. Bak yaşım 17 bu arada. Ya ben öyle şeylerden korkmam dedim. Ben dedim, birine söz verdim dedim. İşte o evde de gelmiş duymuş dayımlar var. İşte annemler, herkes evde. Sülalem de Beşiktaşlı. Ben de Beşiktaşlıyım. Yani 10 yaşında dayım beni maçlara götürdü. Hasan dayı. Tribünde bağırmak, işte o mahalle kültürü. Ama bir verdiğimiz bir söz var. Yani o sözü cayamayız. Ben dedim, şunu yapabilirim dedim anca. Şimdi dedim, Adnan abi, Adnan Sezgin'i arayacağım dedim. Onun dedim izni ve icazeti olursa dedim, ben dedim seve seve dedim gelmeye hazırım dedim. Hiç para konuşmadan dedim. Tamam dediler. Neyse aradım. Dedim Adnan abi, böyleyken böyle. Şu anda dedim Beşiktaşlı yöneticiler evde, biz de imzalamadık. Ama ben Galatasaray'a söz verdiğimi ve rakamsal boyutunu da anlaştığımı, 17 yaşındayım ha bu arada, tekrar üzerine basa basa söylüyorum yani bunlar olurken. Sizin izniniz olmadan ben bir hareket edemem. Yani siz derseniz ki Oktay, tamam biz izin veriyoruz. Adnan abi de sağ olsun çok centilmence, Oktay dedi ya. Ses tonundan da anlıyorum ki sen de dedi Beşiktaş'a gönlün var, yani gitmek istiyorsun dedi. Gidebilirsin oğlum dedi, bizde sıkıntı yok dedi. Eğer dedi orada sıkıntı olursa kapımız sana açık dedi. Sağ olsun, ona da çok teşekkür ederim. Aynı şekilde Adnan Sezgin ve Adnan Polat'a, ikisine birlikte, çünkü ikisi de futbol şubesine bakıyordu. Bana izin verdikten sonra kulübün yolunu tuttum. Hiç rakam bir şey konuşmadık. 2,5 milyara Galatasaray'a anlaşan Oktay, sonra elime aldım baktım mukavele, 500 milyona anlaşmışım ben. 5 katı daha az paraya. Wow. Beşleşenler. Ama hiç ağzımı açmadım tabii. O 2 sene 3 sene bedavaya falan oynadım gibi. Ama daha sonra da şunu da söylemem lazım. Süleyman Seba odasına 2 kere 3 kere transferi yaptık. Odasına girdim. 1 dakika sürdü, çıktım. En yüksek parayı hep ben aldım. Yani o dönem mesela hiç unutmuyorum, Ertuğrul Sağlam gelmişti, benden sonra gelmişti. Ertuğrul Sağlam'a bile benden daha az para vermişlerdi. Vay. Yani onu da yapmıştır yani. Nasıl tanımlarsın Süleyman Seba'yı? Nasıl anlatırsın? Ya eski insanlar farklı ya. Yani dünya beyefendisi, harika bir insan. Maneviyatı güçlü, maddiyata önem vermeyen, manevi zenginlikleri görebilen, sevgiyi daha çok ön planda tutan. Ama gösterebilen mi sevgisini? Çok gösteremeyen. Ama bakışlarıyla her şeyi anlatabilen
bir insandı. Muhteşem bir insandı. Yani Beşiktaş'a sonradan gelenler diyeyim, arkasından hep kuyusunu kazdılar. Hep Beşiktaş'tan indirmeye çalıştılar. Şimdi efsane başkan, efsane başkan diyorlar ona. O da var. Biz oynarken tribünden bağırtırmadılar mı? Adamın her türlü altına oymadılar mı? Her türlü ahlaksızlığı yapmadılar mı? Bunları ben çok iyi biliyorum. Ama ona rağmen şu anda bazıları çıkıp onunla ilgili o kadar böyle muhteşem laflar söylüyor ki. Adam sağken adama yapmadığınız kalmadı ya. Neler yaptınız? Değil mi? Yani. Onun için Süleyman Seba daha gelmez. Gelmez. Toşak. Ya Toşak ilk, da... İlk geldiğinde aslında Christoph Daum vardı değil mi? İlk Beşiktaş'a geldiğinde. Kim vardı? Yok, Gordon Bill. Ha, Gordon Bill. Ha, sen Metin Ali Feyyaz sonra bir geldin. Gordon Bill. Gordon Bill. Devre arası ayrıldı Gordon Bill. Ondan sonra Gordon Bill'in sana bakış açısı nasıldı? Mükemmeldi. Gordon Bill. Ben ilk formayı zaten Almanya'da geldim. Avrupa şampiyonası vardı gençler. İngiltere'den geçmiştim Almanya'ya. Formayı aldım, bırakmadım zaten. O ayrılana kadar kaç maç oynadın ilk yarıda? Vallahi hepsinde oynadım hemen hemen. Kaç gol attın? Tam yalan olmasın ama ben Gordon Bill'le beni ilk sağ kanada oynatmaya başladım. Ha, sağ kanada oynadım. Ben forvet Beşiktaş'a geldikten 3 sene sonra forvet oynamaya başladım. O da Mustafa Denizli'nin sayesinde. Ben hep sağ kenar, sol kenar oynattım. Çünkü forvete yabancı oyuncuları alıyorlardı. İşte o dönem işte Metin Ağa vardı, Feyyaz Ali. Onları oynatmaya çalıştım. Ben de oynayacağım mecbur yani. O yeteneği oynatmama şekilleri yok yani. Bana sağ kanatta veya sol kanatta yer. Yani sağ kanat oyuncularımı hatırlıyorum. Ben yaklaşık 3-4 sene şey oynadım. Kenar oynadım. Kenar oynamama rağmen hep gol ortalamam 10-12. Asist de bir o kadar. Ama şu anda dünya yine ona döndü biliyorsun değil mi? Tek forvet oynayıp sağ ya da sol kanatta bir tane forvet özellikle kanat oynatıyorlar. Tabii mesela Müller tarzı mesela. Yani kesinlikle bayağı zaten her pozisyonda oynamalısın. Ben orta sahada oynayabiliyordum. Yani forvet arkası da oynayabiliyordum. Ama yani en iyi verim aldığım yer benim ceza sahası için. Ben ceza sahası içerisinde bana pas atmazlardı. Bana pas vermezlerdi. Kim atmazdı? O dönem oynadığım şeyler atmazdı. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta. Atmazlardı bana pas. O dönem... Ben atmadan bu kadar attım Beşiktaş'ta. Sen toplam kaç Beşiktaş'ta golün var? Valla Avrupa Kupaları, Lig, bir de Türkiye Kupası'nı da baz alırsan 100 küsur golüm var. 100 küsur derken? 100 küsur. Yalan olmasın ya 103-105 olabilir. 97-98 olabilir. Ya sen 100 küsur tane Beşiktaş'a gol attın. İşte o dönem Metin Ali, Feyyaz, Şipo Mehmet, Sergen Yalçın gibi oyuncular var. Ertuğrul Sağlam. Çok bu oyuncular da... Ya şimdi isim vermek istemiyorum. Ben söylüyorum. Ben. İsim verdiğim zaman polemik olacak bu. Ama ben çok iyi biliyorum. O dönemde bana pas atmamak için ellerinden geleni yaparlardı. Ben ona rağmen her maç atardım 2-3. Hiç sıkıntı olmaz yani. Ya çok enteresan. Tabii. İnanılmaz. Sonra Gordon Bing gitti. Christoph Daum geldi. O da aynı şeyi sürdürdü. Aynı şeyi devam sağ kanatta oynadı. Çünkü geçmiş maçlarıma bakıyor. Forvet yok. Hep kenar oynuyorum. Kenardan gelip gol atıyorum. İşte gol istatistiğini düşürüyor mu? Düşürüyor bunlar. Kaleden uzak oynuyorum. Tabii. Ben golcü bir oyuncuyum. Genç milli takım dönemlerine bak. Ben hiç şey oynamamışım. Hep önde oynamışım. Ama Serp Loja derdi ki bak o dönemden 93 döneminde bu dönemleri görürdü. Dünya artık topla becerisi çabuk, hızlı ve oyunsal anlamda topa sahip olan takımlar ön plana çıkacak derdi. Çünkü bizim dönemimizde 90'lı yıllarda bir Hakan Şükür şeyi vardı. Bunu yanlış anlaşılmasın yani kötü anlamda söylemiyorum. Hakan Şükür de Türkiye'nin ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularındandır. Herkes Hakan Şükür modeli forvet. İşte pivot santrafor olsun gibilerinde. Serpil Hoca da tam tersi hayır. Boyu normal ama top tekniği yüksek, çabuk, vuruş tekniği iyi olan oyuncular. İşte kenar oynayabilen, yeri geldiğinde orta saha oynayabilen, defans da yapabilen oyuncu profili ön plana çıkacak derdi.
ve deliği de çıktı yakın gelecekte. Ya, artık pivot santrafor şeyi yok. Yok. Dünyada hep yok. Hep gezgin yani. Santrafor. Hep gezgin. Alıp veren veya, giden. Veya bizim dönemimizde ne vardı? Çift forvetler vardı. Evet. Büyük takımlar çift forvet oynardı genelde. Evet. Anadolu takımları tek forvetle çıkardı sahaya. Orta sahayı daha kalabalık tutmak evet. için. Biz hep çift forvetle oynadık. Oynadığımız dönemlerde. Ama şimdi bakıyorsun cesaret edemiyorlar çift forvetle başlamaya. Sonra John Benjamin Toşak. Dağım'dan sonra Rasim Kara. Rasim ve sonra Toşak. Rasim Hoca'yla var mı anıların, hikayelerin? Yok. Hiçbir anım yok. Rasim Hoca'yla. Anladım. İyi anım da yok. Evet, hiçbir anım yok yani. Hiçbir anım yok. Toşak? Ya Toşak şey gerçekten şey özel bir adamdı aslında baktığında. Toşak'ın antrenman programı beni deli ederdi. Deli ederdi. Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz. Neden? Yani, adamın tek bir antrenman programı vardı. Hatta Real Madrid'e bizden gittiğinde, yani bize uyguladığı antrenman programını uygularsa Real Madrid'de oyuncular nasıl buna sahip çıkacak ve dayanacak? Bir ikincisi derdim ki bu adamı Real Madrid nasıl alıyor derdim. Yani çünkü bizde kaldığı süre boyunca haftalık antrenman programı hep aynı olur mu ya? Allah Allah. Hep aynı. Hep aynı. Yok muydu iyi kondisyonörü, yardımcı antrenörü? Her şeyi kendi mi yaptırıyordu? Ya zaten yabancı yardımcı antrenörler o zaman yoktu. Bizim kulüpten hep oluyordu. Hı hı. Bizim yerli teknik direktörler olurdu. Bir veya iki belki gelirdi ama şu anda düşünüyorum Toşak'ın yoktu. Dağım'ın vardı. Dağım'ın gelisi neydi o zaman Toşak? Tabii Dağım da çok taktiksel bir hoca değildi. Diyorum ya ben Serpil Hoca gibi bir hoca görmedim. Sen Mustafa Hoca'da da çalıştın. Mustafa Hoca'da vardı taktiksel anlamda. Onda vardı. Ya bir hoca bana göre, bir teknik adam, şimdi buradan yani birilerini tukaka veya kötülemek adına söylemiyorum ama iyi bir teknik direktör, takımını iyi analiz eden ve taktiksel anlamda kafasındaki oynatacağı oyun planını oyuncularına bulaştırabilen, virüs gibi yayabilen bir teknik direktör. Sen Serpil Hoca, sonra Likas'ta çalıştın. Christoph Daum, Rasim Kara, John Benjamin Toşak, Mustafa Deniz'e bir de Fatih Hoca. Fatih Hoca'yla bir kere ilk milli maçımı onunla çıktım, İsveç maçı. Ama Fatih Hoca da zaten onu anlatmaya gerek yok. Hepimizin kabullendiği ve saygı duyduğu her şeyle özel bir hoca. O yüzden Fatih Hoca'yla çok çalışma imkanı bulmasam bile kısa dönemde olsa tanıdım. Tanımaktan da çok zevk aldığım, insani bakımdan da benim için çok önemli, çok büyük bir değer. Yani baktığında 5 milyon parayı çocuk esirgeme kurumuna kaç tane bağışlayabilen insan var? ve kendi eski oyuncularına yol açan, yanında iş imkanı vermek isteyen kaç tane hoca var? Şu an baktığımda çoğu oyuncusunun hep yanında yapabildiklerini yanında taşıyabiliyor. Fatih Hoca'nın zaten başarılarını saymaya gerek yok. Aynı şekilde Mustafa Hoca. Daha sonra milli takımda Şenol Hoca ile de çalıştım. Aynı şekilde Şenol Hoca da. Bunlar hepsi zaten bizim özel insanlar, özel hocalarımız. Bunlarla ilgili bir eleştiri, bir şey getirmenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yersiz. Varsa da hataları vardır. Ama kimin hatası yok ki? Ama evet. Baktığımızda bugün Şenol Hoca'da, Mustafa Hoca'da, Fatih Hoca'da Türk bayrağı altında özel kişiler, özel hocalarımız bizim. Ama benim kafamda şey var. Bir geçen de bunu söyledim. Tabii belki hocalar kızacak bana. Ben onların yerinde olsam şu gün şu andan itibaren mesela bırakırım hocalığı. Çekilirim kenara. Mustafa Hoca, Şenol Hoca, Fatih Hoca mı? Evet. Gençlere... hem öyle hem de bütün başarıyı yakalamışlar. Bundan sonra artık nereye gidecekler? Bunu şey için de söyleyebilirim. Geçen bir programda da söyledim bunu. Yurt dışında da var örnekleri. İşte bırakmışlar var. İşte Alex Ferguson, Arsene Wenger. Bu tarafta hala çalışıyor. Yanılmıyorsam düzelt beni. Crystal Palace'ın hocası Roy Hudson 78 yaşında hala çalışıyor. Lobanovski vardı, kulübede öldü biliyorsun. 82 yaşında. Kiev'in hocası. Kalbi dayanmadı pozisyonda. Stad'da öldü adam ya. Belli yani artık. Tabii. Orada öleceği belli. Bırakmıyor çünkü. İşte çalışanlar içerisinde baktığında Bielsa var, Leeds'in hocası. O da
yaşlı. Büyük başarıları yakalamışsın. Artık başka kaç bir yaşından yanım... sonra hocalık yapmamak lazım sence? Bence 65'ten sonra yapmamak lazım. 65'ten sonra yapmamak yapma. Lazım. Eğer ki ihtiyacın yoksa, artı parantez koyuyorum. Yok, eğer ki ihtiyacın yoksa. Bütün başarıları yakalamış ve maddi gücünde varsa. Çünkü hayat artık tabii, sana... Hayatını yaşadım ya. Başka bir tarafında danışman olarak, yönlendiren olarak... Başkan olarak, yönetici olarak. Ne bileyim, başka bir şeyde çok seni yoracak veya sana çok yükleme yapılacak bir şey de olmaz. Mesela ben 45 yaşındayım şu anda. Allah bana o günleri, o başarılı teknik direktörlük alacak. 20 sene sonra sorarım sana. Sor. 20 sene sonra ama bu başarıları elde etmişsem, yani Türkiye liglerinde şampiyon, Avrupa kupalarında ve milli takımda çalışıp bu saydığım hepsi sırasıyla milli takımı değiştirerek çalıştılar. İşte büyük takımlarda değişerek çalıştılar. Belli bir senenin yorgunluğundan sonra bana böyle bir başarı eğer yakalamışsam da bana sor, ben çalışırsam namerdim. Sen ağladığın bir maç hatırlıyorum Beşiktaş'tayken. Ha, Vartex maçı. Rıza abinin jübile maçıydı. Hüngü hüngü ağlamıştım. Ya o bir şey, stres boşalması stres belki boşalması. Oldu ama bir önemli bir şey değildi. Millet onu hatırlıyor eskiler. Çok önemli bir şey değildi. Lig maçı da değildi, hazırlık maçı. Tabii şimdi düşündüğün zaman hatırladığım maçların çok var. Çok gol attığım maçlar var. İşte ağladığım maçı hatırlıyorum. Belçika maçını hatırlıyorum. Trabzonspor 7-1'lik maçta attığın gol attığın. Gizli ağladığım maçlar da var. Mesela Valerenga maçı, gizli ağladığım maç. 3-0'ın 3-3'e gelen maç. Yani o maçta çeyrek finale kalacağız biz. O maçta yani kızmasın ama başta Mehmet abi, sonra Fevzi bizi off yaptı. Off yaptı. Yani çünkü neden dersen maçın analizi 3-0'lık yarı. Gollerin ikisini de ben atmışım. Bir tane de penaltıdan şey attı, Tayfur atmıştı. İkinci yarı hiç unutmuyorum. 48-49. Dakikaydı. Orta sahadan 2-1 ile gittik Mehmet abiyle. Kaleciyle karşı karşıya Mehmet abi. Solda Ohem var. Sağda ben varım. İkinize de çıkarmadı. Aynı golü 93 yılında Amsterdam'da Ajax'ta yaptı. Çalmadı. Orada çalınlayıp attı, bana vermedi. Burada da aynısını yapmaya çalıştı. Kaleci yattı, aldı. Topu oyuna soktu. Fevzi boşa çıktı. 3-1 yaptı. Sonra 3-2 olunca zaten. 3-2 olunca zaten. Maç zaten 3 bitti. 3-3 bitti. Zaten 3-2'ye de eleniyorduk. Evet. Çünkü orada 1-0 yenilmiştik. Doğru. Yani olabiliyor tabii. Herkes hata yapabiliyor. Biz de. Sonra tesiste mi ağladın yoksa tabii tabii mı? Tesiste gittim. Orada da ağlamaya başladım. Yani. İnanılmaz. Çünkü Beşiktaş tarihinde ilk defa çeyrek finale kalacaktık bu UEFA'da. Çok önemli maçtı bizim için. Olmadı. Aynı şekilde milli maçta Belçika'ya belki 100 yılın golünü, ödülünü aldım. İnanılmaz bir gol. Herkes beni öyle hatırlıyor. Ben stat'tayım. Biz o maçta da ben inanılmaz derecede bana dokundu o maç. Çünkü biz o maçta Fransa 98'e berabere kalsak gideceğiz. Yenildik. Belçika ile Hollanda gitti. Hatırla. Evet, hatırlıyorum. Yani çok üzülmüştük. Evet. Biz o maçta yenmeye oynadık. Olivier atmıştı üçünde bizi. Roma'da oynuyordu o dönemde. Evet. Şifo vardı karşı takımda. Empenza kardeşler. İşte İtalyan defansı çok iyiydi. Çok yüksek bir takım. Hayır, savunmayı da çok iyi yapan bir takım. Savunma da o dönemde benim yani 6-7 kişi çalımladığım takım. O dönemde en az gol yiyen gruplar arasında, komple gruplar arasında en az gol yiyen takımdı. O dönem İtalyan defansı biliyorsun çok ünlüydü İtalyalılar. 4 savunma oyuncusu da İtalya'da oynuyordu. Peki o anda tabii kafanda böyle herkes çalayım gol atayım yok. O anda tabii gelişiyor da. Birisi geliyor tak ona çalayım. O anda çünkü... Tabii canım tabii o... Şimdi ben süreye baktım 30 küsur saniyede atmışım. Şimdi atılabilen gollerin hepsi 2 saniye, 1,5 saniye. Tabii. Alıyorsun, isto böyle çekiyorsun, vuruyorsun. Tabii. Şimdi 30 küsur saniye top ayağında kalıyor ve 6-7 kişiyi geçiyorsun. Bir de o anda muhtemelen avlar yapmak için birilerini bekliyorsun, aynen, göremiyorsun. Aynen öyle oldu zaten, öyle oldu ve devamında da akabinde de golü izlerken hiçbir tane beyaz oyuncu yok. Hiç kimse yokuz yani. Yani kurgulandı mı, ne oldu, bir şey oldu sanki. Ya, kimse yok, sen git at bunu gel dediler. Ya inanılmaz, bir de en son vuruşun böyle tın 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 gidiyor böyle. Tık diye bıraktım orayı içine, köşeye. Ya, çünkü onu gördüm, yakındım mesafeme. Artık evet. Kalecin dibine kadar geldim. Sert vursam kaçabilir diye. Kaleci de artık şaşırdı o da. Öyle bir vurayım ki dedim yani, plase gibi vurayım dedim. O anda da top önümde sekiyordu biraz sanki.
vurdum, gol oldu. Düşünsene o top direkten dönse veya yandan avuta çıksa hiç kimse şu an hatırlamayacak. O golü konuşmayacak. Hiç kimse konuşmayacak. Futbol böyle bir oyun işte. Böyle oyun, aynen öyle. Futbol böyle bir oyun. Yaptıklarınla, attıklarınla, başarılarınla veya işte tabiri caizse CV'nle ön planda olursun. CV'ne bakarlar, kaç maç oynamışsın, nerede ne kadar golcüysen bu tabii. Kaleci için aynı şeyi konuşamayız. Futbolun bahsettiği en güzel oyundaki, mevkideki yerdeki adamlarız, golcüleriz. Rasim Kale döneminde inanılmaz bir kadronuz vardı. Bence özellikle yani orta saha defans belki çok üst düzey olmasa da ön taraf hatırlıyorum. Sen vardın, Amokachi vardı değil mi? Sergen Yalçın vardı, Şifomet vardı. Çok iyi bir kadro vardı ve o takım şampiyon olmadı. Biz İnönü'nde Galatasaray maçında kaybettik. 1-1 kaldık. O maçta yanılmıyorsam biz yenseydik bir puan öne geçecektik Galatasaray'ın. İnanılmaz bir oyun oynadık. Direklerden döndü. Golü de belki hatırlarsın. O dönemde kim vardı stoper? Bülent'le biri daha vardı. İkisini geçtim. Kaleciyle karşı karşıya kalıp boş kaleye Amokachi'ye atmıştım. Amokachi'de hatta topu kontrol edip vurmuştu. Sonra maçtan sonra onun şeyini yapmıştık. Çünkü bir hafta önce Valencia maçı vardı. Evet, out of Valencia'da aynı sahadan getirmiştim ben. Amokachi'ye çıkartmıştım. Out of ama o maçı ağır çekimde izlersen tam çimin tümsekli olan yerine geliyor. Ha, sekiyor. Sekiyor. Dedi ki bir daha dedi çok boş hissettiğim yerde dedi tutmadan dedi vurmam dedi. O da aynısını yaptı. O kadar boş ki aslında tekte vuracak. Vurmadı, tuttu vurdu. Yine aynı şekilde Amokachi'nin attığı golle benim 3 tane topum direkten döndü. Ve şimdi tabii yine burada yanlış anlaşılmasın ama top avuta gidiyor artık. Top artık bizle alakası yok. Avuta giderken Alpay çıktı elle müdahale etti. Hatırladın mı maçı? Hatırladım. Alpay'a sorduk sonra niye dedim, yani niye elle müdahale ettin dedim, avuta gidiyor top. 1-0 galipti, 1-1 oldu. Ben arkadan biri geliyor ama top artık dikilmiş. Yani diyorum tabii kötü bir şey aramıyorum tabii. Ama yani hatalar bunlar, hata. Onu ben de yapabilirdim ama Alpay orada el müdahalesi, penaltı, 1-1. O maçı yensek biz öne geçiyoruz. Belki devam ettirecek ama yine senin sonunda 2 puanla yanılıyorsam yine o avaraj koruduk aslında. Şampiyon oldum. Biz o maçı yenseydik biz şampiyonduk. O sene böyle en yüksek performans gösterdiğin maçlardan bir tanesi şey maçı mı? Altay maçı mı? İzmir'deki 4-1'lik. 3 tane gol attın. O da var. Çok maç var. Galatasaray maçında da çok iyi oynamıştım. Bu maçta da inanılmaz iyi oynamıştım. Ama gol attırmıştım. 3 topum direkten dönmüştü hatta. O sene çok maç var. O sene 30 gol atmıştım toplamda. 30 gol attım. 22'si ligde 4 Avrupa Kupası, 4 Türkiye Kupası'nda olmak üzere. İnanılmaz bir performans. Ama 10 maç oynayamamıştım o sene ben. Ya 10 maç oynamadan... Oynayan nedeni şu, asker, Acemi Birliği'ne gitmiştik. O zaman askerlik vardı o dönemde. Ve 10 maç kaçırmıştım ben. Bir de senin bir askerlik anın var değil mi? Toşak zamanı. Tabii... Paris Saint Germain maçı, o dönemde de askerim. Paris maçında Beşiktaş'ın tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa kalıyor. Değil mi? Çok yağmurlu ıslak zemin. İlk defa gruplara kalıyor ve ilk golü de ben atıyorum Beşiktaş Şampiyonlar Ligi tarihinde. İki gol atıyorum o maçta. 3-1 bitiyor, 3-1 galibiyetimizle başlıyor. İlk maçı Bayern Münih'te mağlup olarak gelmiştik deplasmanda. İlk maçımız oydu aslında, evet, 2-0. Evet. İkinci maçta hem galip gelip hem golleri bulmuştuk. Tabii sabah içtima var. Saat 7'de, 7.30'da. Tabii Toşak'ın haberi yok bundan. Biz gidiyoruz, işte geliyoruz. Benim de maçta dizim biraz şişme yaptı. Su toplamıştı. Tabii bizim o anki komutan, yüzbaşı, tuhaf bir adamdı. Hiç dinler mi? Bize alçak süründürme yaptı. Anlattım sene 97. Dizim biraz daha şişti. O hafta sonu da derbi maçı vardı, hiç unutmuyorum. Fenerbahçe'yle galiba. Toşak demiş ki yani çıksın, düz koşu yapsın dedi. Ben biliyorum dizini falan gibilerinden. Doktor da rapor veriyor, diyor ki yani daha kötü olmuş. Ne yaptı diyor gece, diyor top mu oynadı, başka yerde mi oynadı diyor. Şampiyonlar Ligi maçı daha mı vardı? Espri bir adamdı böyle. Dedi böyle böyle. Nasıl ya dedi. Türkiye'de hala böyle şeyler mi var dedi. Askerlik dedi şey burası dedi işte dedi. Böyle tuhaf tuhaf konuşmaya başladı. O dönem Türkiye yer yerinden oynadı.
İnanılmaz her taraf artık beni işte şeyden Ankara'dan aradılar. Genelkurmay Başkanlığı'ndan tabii. Şu anki futbolu bitirdikten sonra askerlik dönemi benim o dönem Toşan açıklamalarından sonra artık dedi profesyonel oyuncuların hepsi 30 yaşından sonra askerlik. Senin ve Toşan yüzünden. Ben bir şey yapmadım valla. Ben normal olanı yaptık yani. 15-16 sene oynayıp Beşiktaş'ta futbolu bırakamaz mıydın? Hiç. Çok rahat. Keşkelerin var mı? Keşke bu işte. En büyük keşkem bu. 6 sezonda bu kadar rekorları elime geçirdim. Beşiktaş takımı Süleyman Seba özellikle bana git demedi. Bana komplo kuruldu şeyde. Beşiktaş'ta içeriden. Ben de başkanıma bana komplo kuranlar oldu dedim. Beni taraftara, Türk halkına kötü göstermek için. Bunları istemiyorum dedim. Şimdi o isme verirsem, bu ismi verirsem, buradan açıklama yaparsam o isimle ilgili söz hakkı vermiş oldum. Vermek istemiyorum ve bu şeylerle girmek de istemiyorum. Ama ağır bir komplo kuruldu. Hem kulüp görevlisi içeriden, eski futbolcu da, hem de takım arkadaşı içeriden. Bana ağır bir komplo kuruldu. Ben de onları takımdan istemedim. Ben halledeceğim dedi başkan. Bir ay geçti, ben kulübe gitmedim. İnat ettim o dönemde. Ona rağmen başkan yine beni vermedi kimseye. Ama artık o dönemde Cenk Koray rahmetli, o da çok uğraşlar ettiler. Ben de inat ettim. Bunlar gitmeden ben Beşiktaş kulübüne gelmeyeceğim dedim. Ha doğru mu yaptım, yanlış yaptım. Doğru yapmadım. Kesinlikle. Keşke dinleseydim başkanımı. Keşke oraya sabretseydim. Onu dinleseydim. Çünkü zaten benim yanımdaydı başkan. Öyle yani. Keşkelerimiz bunlar. Müzede çok eski oyuncunun formaları, fotoğrafları, anıları var. Bizim yok. Neden? Sormak lazım. Niye? Kime? Ya ben taraftara asla şey değilim. Taraftar her zaman hep benim yanımda oldu. Şu anda bile her zaman. Beni gördükleri zaman. Süleyman Seba'dan sonra olan yöneticilere sormak lazım. Veya kişilere sormak lazım. Beni kötü gösterip, kötü lanse etmeye çalışmaları, işte hiçbir bahane bulamamalarına rağmen bana tukaka muamelesi yapmalarına. Allah büyük. Allah'a havale ediyorum. Allah herkesin kalbine göre verir diyorum. Senin jübilen Beşiktaş'ta oldu ama. Beşiktaş'ta oldu ama Beşiktaş kulübü buna ön ayak olarak yapmadı. O Yıldırım Demirören zamanında olmuştu. Benim jübilemi Mübariz Massimov yaptı. Ama sonra Yıldırım Demirören de onay verdi. Onay verdi ama Mübariz Massimov istedi jübilemi yapılmasını. Yani Beşiktaş kulübü istemedi. Fikret Orman döneminde böyle bir istek olsaydı kabul eder miydi Fikret Orman? Yok, o en büyük bana karşı olanlardan, düşmanlardan biri odur o Fikret Orman zaten. Ben de kendisini hiç sevmem zaten, hiç konuşmaya bile. Yani kendisini kale alıp adını bile zikretmeye gerek yok. Beşiktaş'ın şu anki hali zaten onun yüzünden daha çok. O yüzden o isimle ilgili çok fazla kale alacak bir konuşma yok. Yüz yüze görünce kendisini bir takım konuşmalar o zaman yaparız yani. Buradan kamera karşısında bir şey konuşmaya gerek yok. Az Yıldırım, Fenerbahçe'de oynadığım dönemde. Mutlaka Aziz Başkan çok futbolu seven, sinirlendiği zaman şekil yükselen, şekil yükseldiği zaman. Aziz Başkan tabii futbol çok seven, kulübüne çok bağlı, kulübüne çok gönülden bağlı olan bir başkandı. Beni de çok beğenirdi, çok severdi. Ama bir gün şöyle bir olay yaşadık. Ligde 7 golüm vardı o dönemde. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 golüm var. Çok iyi bir sezon geçiyorum ama son 2 hafta, 3 hafta performansım bayağı düşmüştü. Ve yapılan kontrollerde fıtık teşhisi konuldu. Ve acil ameliyat yapılacak. Samandıra'dayız. Başkan geldi. İşte biz de salonda oturuyoruz. Yemek var. Anlıyorsam Uçe, Mirkoviç, Rapaiç onlarla bilardo oynuyoruz. 7-8 kişi var yani şeyde. Sen dedi oynamayacak mısın dedi bu hafta dedi. Ameliyat olacak mısın dedi. Evet başkanım dedim. Ya hiç mesela geçmiş olsun bile demiyor. Yok dedi sen ameliyat olmayacaksın dedi. Bu hafta Beşiktaş maçından sonra olacaksın dedi ameliyat dedi. Sonra herkese döndü. Bu Beşiktaş'tı biliyor musunuz dedi. O yüzden dedi. Denk getirdi dedi. Bu hafta dedi ameliyat olacak dedi. Ya inanılmaz. Başkanım dedim yani ayıp oluyor dedim. İstiyorsanız dedim bunu birebir konuşalım. Böyle arkadaşların ortasında konuşmayalım. Ben o sert tavrını şeyini görünce
Tamam peki peki dedi, kesti. Ya ne gerek var zaten böyle konuşmalara? Çünkü ben orada eğer öyle bir düşünce içerisinde onu yapıyorsam, öyle bir ihanet yapıyorsam ben bugün herkesi satarım. O zaman öyle bir şey olabilir mi? Giydiğin forma artık senin namusundur. Tabii. Kim olursa olsun ben çıkarım. Ben Akçabat Sebat'ta oynarken Beşiktaş'a gol attım. Ha, üzüldüm mü? Üzüldüm tabii. Sonra ama ne oldu? 82. dakikada beni oyuna aldı Mustafa Hoca. Bilerek aldı Kadıköy'deki maçta. Uzun zamandır yenilmezliğimiz vardı Fenerbahçe'nin. Ronaldo atmıştı galiba. İki tane Ronaldo attı. O maçta mesela 82'de sırf başkan dedi diye oyuna girdim. Hatta bir kafa vuruşum vardı direğin kenarından. Çıktı gol olabilirdi. Yani tabii bunlar çok güzel anlar değil, değil ama mi? Başkan her zaman beni severdi. Kulübe kazandırmak için de her zaman elinden geleni yapmıştır. Bunu da söylemek lazım. Amokar çok ekstra bir oyuncu değil mi? Yani izlediğimiz dönem Karaboğa gibi topu alır, şu inanılmaz böyle kuvvetli bir şekilde gider. Savunma oyuncularının korkulu rüyasıydı. Nasıl anlatırsın Amokachi'yi? O da Beşiktaş'ta az süre alan evet. Oyuncuların başında. Ya tadı damağında kalan taraftar. İşte İlhan Mansız gibi. Mesela Gomez'e bir sene oynadı, tadı damağında kaldı herkese. Ama ana nedeni sakatlıktı. Evet. Kolu zaten bıraktı. Çok güçlü bir oyuncuydu. İnanılmaz bir partnerdi. Çok da iyi anlaşıyorduk. Rahatlatır mıydı sana? Tabii tabii. En iyi partnerlerinden bir tanesiydi yani. Hakan Şükür'le ikisininle iyi oynadığımı hatırlıyorum. Beşiktaş tarihinde gelmiş önemli oyunculardan bir tanesidir ama kaçtı. Sergen Yalçın için neler söylemek istersin? Beşiktaş'ta da milli takımda da Trabzonspor'da da arka dönüne oynadınız onunla. Hı hı. Ya Sergen özel bir oyuncu. Onun oyunculuk kalitesine lafım hiçbir zaman olamaz. Kimsenin olamaz ama bugün Sergen eğer çalışmayı sevseydi dünyanın sayılı oyuncularından bir tanesini oldu. Sergen'in dua etmesi gereken tek şey Türk olması. Bugün İngiliz veya Alman olsaydı barındırmazlardı. Oynayamazdı. Oynayamaz. Tabii. Yani haftanın iki günü antrenman yapacaksın. Beş gün yapmayacaksın. Maç günü çıkacaksın sahaya. Öyle herkes şey yapmazlardı yani. Oynamazlardı yani. Şimdi doğruya doğru. İdare etmezlerdi. Yani, tabii canım. Biz mesela Rasim Kara döneminde biz antrenmana çıkardık. Saat 5'te antrenman vardı. Sergen bakardım 5 çeyrek geçe 20 geçe gelirdi antrenman. 15 dakika sonra gelirdi. Ve hiç kimse bir şey demezdi. Düşünsene. Tabii yabancı oyuncu onu yapamaz. Yabancı oyuncu derken hoca mı diyorsun? Hayır, yabancı bir oyuncu olsa Sergen, yani Türk olmasa bunu yapamaz. Barındırmazsa ya da yurt dışına gitse ya, hiçbir yerde özel şey bir yetenek yani. Olduğu için herkes halının altına süpürüyordu. Yani şimdi oynadığımız dönemde böyleydi yani. Şimdi evet. Yalan mı konuşacağız, doğruyu söyleyeceğiz. Ama benim gördüğüm ender yeteneklerden bir tanesi. Yani dünyada bile onun üzerine yetenek az vardı. Yani kimle eşleştirebiliriz? İşte Zidane'la, Bergkamp'la, tamam mı? Böyle özel oyuncularla eşleştirebilirsin yani Sergen. Çok gol attırmıştır var mı sana? Yok, çok attırmazdı bana. azdır. Başkasına mı attırır? Çok sıkışık kaldığı zamanlarda atardı. Öyle çok attırmazdı. Yani mesela sağda attırmıştır ama çok değil. Hayır, mesela sağda sen koşuyorsun, solda Amokachi'ye mi atar? Ya da başkasına mı atar? Başkasına atabilirdi. Teşekkür ederim. Söyle ya sana... Sergen üzerinden konuşmayalım. Genel anlamda öyleydi. Abi, yani. Abi. Sadece Sergen üzerinden bunu söylersek yanlış olur. Tamam. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, anları yad ettik, konuştuk. Seni görmek güzeldi. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. İnşallah Allah herkesin dediğim gibi kalbine göre versin, gönlüne göre. Teknik direktörlük hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım onunla ilgili zaten çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Umarım bakalım. İstediğin, dilediğin yerlere gelirsin. İnşallah. Senin büyük herkes. Takımlarda, milli takımda, önemli kulüplerde. Vallahi Atakan'cığım, tırnaklarımla şu an geliyorum. Yani hiç kariyerimi işte ne bileyim hele Beşiktaş'la Oktay ismini falan hiç kullanmıyorum, onu söyleyeyim. Beşiktaş takımı camia olarak hiç destek zaten olmadığı gibi zaman zaman köstek doluyor. Onu da belirteyim. Onlar da var. Tırnaklarımla böyle kazıya kazıya geliyorum. Hiç de sorun değil. Bizi isteyene gidiyoruz. Başka bir şeyimiz de yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili seyirciler, Oktay Derelioğlu'yla yaptığımız röportajın sonuna geldik. Oktay Derelioğlu'yla geçmişe uzandık. Anıları, hikayeleri ve komik anekdotları sizler için ekranlara getirdik. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.